Arkadaşlar merhaba. Bu hafta yine soru çözmeye devam edeceğiz. Yine bir soru üzerinde konuşacağız. Soruya baktığımızda RLC bir devremiz var. 3 ohmluk bir direncimiz. Yine 4 milyamperlik bir bobinimiz. 500 mikrofaradlık bir kapasitörümüz. Bir tane bağımlı kaynağımız var. Bağımlı kaynağımız akıma bağlı gerilim kaynağı. Artı eksi 2 I1. İyi bir akan akım 3 ohmluk direnç üzerinden akan akım. Kaynak değerimiz ise 10 kosinüs 10 üzeri 3 T. Burada baktığımızda bu soruyu çözmek için ne yapacağız? Steady state response'unu inceleyeceğiz. Bu soruyu çözebilmemiz için bazı bilgileri ne yapmamız gerekiyor? Ortaya koymamız lazım. Bunlardan birisi frekans var devrede. Frekansımız 10 üzeri 3 radyan bölü saniye, bunu görebiliyoruz. Yine burada dikkat edeceğimiz şeylerden birisi bobinimiz verilmiş. Bunu ne yapmamız gerekiyor? Empedans olarak değerini hesaplamamız gerekecek. Benzer şekilde yine burada kapasitörümüz var. Bunu da ne yapmamız gerekecek? Benzer şekilde empedans değerini yani hesaplamamız gerekecek. Bunu şöyle yapıyoruz. Aslında bobindeki hesapladığımız şey endüktif reaktans. Kapasitördeki hesapladığımız şey ise kapasitif reaktans. Buraya o değerlerini koymuş oluyoruz. Bütün birimler ohm cinsinden olacak ve devreyi ona göre çözeceğiz. Öncelikle bobin için baktığımızda ZL ile gösterelim. ZL neydi? J omega L idi. Yazacak olursak J omegamız 10 üzeri 3 radyan bölü saniye. L'miz ise 4 çarpı 10 üzeri eksi 3'tü. Bu işlemin sonucunda da J 4 ohm olarak bunu elde ediyoruz. ZC'ye baktığımızda neydi? Eksi J 1 bölü omega C idi. Eksi J 1 bölü 10 üzeri 3 çarpı 500 çarpı 10 üzeri eksi 6. O da eşittir. Eksi J 2 ohm olarak elde ediyoruz. Şekli yeniden düzenleyecek olursak eğer burayla beraber fazör olarak düzenlediğimizde aslında neyimiz var? Bir tane kaynağımız var. Kaynağımıza baktığımızda bunun değeri genliği 10. Açı 10, açı değeri ise 0 derece voltluk bir kaynağımız var. Bunu VS ile gösteriyoruz ve fazör olarak gösterimini burada yaptık. Direnç, dirençli değişen bir şey yoktu. Yine 3 ohmluk. Buraya yazdım. 3. Ve direncin üzerinden akan akım iyi bir akımıydı. O akımı da bu şekilde gösterelim. I1 fazör şeklinde ifade edelim. Buraya geldiğimizde buradaki bobini ifade edeceğiz. Yani endüktif reaktansı ifade edeceğiz. Bunun değeri J4 ohm. Yine devremizi devam ettirelim. Kapasiteye geldiğimizde ise bunun da kapasitif reaktans değerinin eksi J2 ohm olduğunu biraz önce hesaplamıştık. Bir de neyimiz vardı? Bağımlı gerilim kaynağımız vardı. Akıma bağlı gerilim kaynağı. O ise artısı yukarıda, eksisi aşağıda olmak üzere 2I1 fazör şeklinde burayı gösterelim. Şimdi bu devrenin çözümü için ne yapabiliriz? Yine çevre akımları yöntemini rahatlıkla kullanabiliriz. Burada I1 fazör var. I1 demek ki biz ne yapacağız? Burada döndüreceğiz. Bu döndürdüğümüzü I1 fazör olarak ifade edelim. Burada ise I2 akımını döndürelim. I2 fazör de burada dönsün. Ve her iki çevre denklemini yazalım. Buradan başlayalım yazmaya. Eksi 10 açı değeri olarak 0 derece artı 3 I1 fazör artı J4 I1 fazör eksi I2 fazör. Yine eşitliğe baktığımızda eşittir 0. Yine diğer taraf için de yazacak olursak eğer J4 buradan bakıyoruz. I2 eksi I1 I2 fazör eksi I1 fazör. İkinci çevre için denklemimizi yazacak olursak eksi J2 çarpı I2 fazör artı 2 çarpı I1 gerilimde yazdığımızda eşittir 0. Burayı her ikisini düzenlediğimizde 3 artı J4 parantezinde I1 fazör eksi J4 çarpı I2 fazör eşittir 10. Yine aşağıdaki ikinci denklemi de düzenleyecek olursak 2 eksi J4 parantezinde I1 fazör
artı J2 I2 fazör eşittir 0. Burada 2 bilinmeyen 2 denklemimiz var. Buradan I2'yi çekebiliriz. I2'yi çekmek istediğimizde I2 fazör eşittir 2 eksi J4 bölü eksi J2 çarpı I1 fazör. Onu da düzenlediğimizde 2 artı J1 parantezinde I1 fazör şeklinde elde ederiz. Denklemde yerine koyduğumuzda, birinci denklemde yerine koyalım. 3 artı J4 çarpı I1 fazör eksi J4 2 artı J1 çarpı I1 fazör eşittir 10. Düzenlediğimizde denklemi 3 artı J4 eksi J8 artı 4 çarpı I1 fazör eşittir 10. Buradan artık rahatlıkla ne elde ederiz? 7 eksi J4 çarpı I1 fazör eşittir 10 denkleminden I1'i buradan çekebiliriz. I1 eşittir 10 bölü 7 eksi J4. Burayı düzenlediğimizde düzenleyelim. Artık burada işlemsel, matematiksel işlemimiz var. Matematiksel işlemimize baktığımızda ne yaparız? Buradan kurtulmak için aşağının eşleniğiyle hem aşağıyı hem de yukarıyı çarparız. I1 fazör eşittir. Yapalım. Bu işlemi de gerçekleştirelim. Bir adım daha götürelim. 10 çarpı 7 artı J4 bölü 7'nin karesi artı 4'ün karesi eşittir. Buraya baktığımızda burada ne olacak? 10 7 artı J4 bölü 65 13 buraya getirdiğimizde 2 eşittir 14 artı J8 bölü 13 elde ederiz I1'i. I2'ye baktığımızda I2 fazör eşittir. Neydi I2 fazörümüz? 2 artı J1 çarpı I1 fazör. 2 artı J1 çarpı 14 artı J8 bölü 13. O da eşittir 28 artı J16 artı J14 eksi 8 bölü 13 eşittir 20 artı J30 bölü 13 elde ederiz. Bunları düzenlediğimizde, ifade etmeye çalıştığımızda, kutusal olarak ifade ettiğimizde I1 fazör eşittir. Nedir? Baktığınızda 1,24 magnitütü, açı değeri ise 29,7 derece amper olarak elde edilir. Benzer şekilde I2 fazörü elde ettiğimizde 2,77, açı değeri olarak da 56,3 derece amper olarak I2 fazörü de elde ederiz. Bunların nasıl elde edileceğini, dönüştürüleceğini sizlere anlatmıştık. Bunu kutupsal hale getiririz. Kutupsal hale getirdikten sonra yine ne yaparsınız? Magnitude değerini oranladığınızda zaten değeriniz elde edersiniz. Oldukça basit şekilde. Bunları frekans domaininde ifade ettik. Yine zaman domaine taşıdığımızda I1T eşittir. Neydi? 1,24 maksimum değeri kosinüs. Frekansımız yazmıştık. 10 üzeri 3 radyan bölü saniye. 1000T artı açı değeri olarak da 29,7 derece amper olarak I1T'yi elde ederiz. Benzer şekilde I2 akımı ise 2,77 kosinüs 1000T artı 56,3 derece amper olarak elde edilir. Bu soruyu bu şekilde çözmüş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi gelelim bir başka soru, nasıl verilebilir? Hangi yöntemi kullanarak çözebiliriz? Bu kez süperpozisyon yöntemiyle bu sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Yine farklı bir örnek üzerinde devam edelim. Örnek diyelim. Örneğimiz şu şekilde olsun. Bir tane akım kaynağımız olsun. Yine sinüsoidal formda. Bu akım kaynağını IS1 fazör olarak gösterelim. Ve değerinde magnitüdü 1. Açı değeri de 0 derece amper olarak ifade edilmiş olsun. Yine buraya getirdiğimizde bu akım kaynağına paralel bir tane empedans değeri koyalım. Empedans değerimiz 4 eksi J2 ohm olsun.
Bunu da bu şekilde koymuş olalım. Yine buraya geldiğimizde bir tane daha empedansımız var. Bu empedansımız, daha doğrusu kapasitif reaktans değerimiz var. Sadece empedansımız bundan oluşuyor. O da eksi J10. Buraya geldiğimizde bir empedansımız da burada mevcut. Bu empedans değerimiz ise 2 artı J410. Buraya bu şekilde bağlanmış oluyor. Bir de yine ikinci bir kaynağımız var, akım kaynağımız. O akım kaynağımız ise bu empedansa, 2 artı J4'lük empedansa. Yine yönü aşağıya doğru olacak şekilde sinüsoidal formda bu şekilde paralel şekilde bağlanmış durumdadır. Bunun da gösterimi IS2 fazör olarak gösteriyoruz. Değeri ise 0.5, açı değeri olarak da eksi 90 derece amper olarak ifade ediyoruz. Bunun neydi? Baktığımızda referans noktası burası. Burada bir V1 fazör gerilimimiz var. Burada bu uçtaki gerilimimiz ise V2 fazörle ifade edilmiş. Soru şunu istiyor. V1 fazör değerini süperpozisyon yöntemi kullanarak ne yapacağız? Çözeceğiz. İstenen şey aslında bu. V1 fazör değerini süperpozisyon yöntemiyle elde ederek çözünüz deniliyor. Neydi? Süperpozisyon yöntemine baktığımızda sadece kaynaklardan birisi kalacak. Bağımsız kaynaklardan bir tanesi kalıyor. Diğer bütün bağımsız kaynaklar öldürülüyordu. Bunu da neye göre yapıyorduk? Aslında sistemlerin, yani devrenin lineeritesi özelliğinden yararlanıyorduk. Daha sonra da yönlerini dikkate alarak tüm elde ettiğimiz değerleri topladığımızda, toplamını aldığımızda ne yapıyorduk? Değerini hesaplamış oluyorduk. Burada bu şekilde ele aldığımızda bakalım. Devrede sadece IS1 kaynağı kalsın. Diğer kaynak öldürülmüş olsun. Diğer kaynağın öldürülmesi demek, akım kaynağının öldürülmesi demek, buradan akımın geçmemesi demek. Yani akım kaynağının burada açık devre olması anlamına gelecek. Açık devre ise eğer burada, o zaman ne yapabiliriz? Biz burada tek bir akım kaynağımız var. Toplam empedans değerini hesaplayabiliriz. Toplam empedans değeriyle akım kaynağının değerini çarptığımızda biz ne yaparız? Buradaki gerilimi rahatlıkla bulabiliriz. Devremiz ne hale gelecek? Birinci durumda sadece devrede IS1 kaynağı devredeyken diyelim. Kaynağı devrede. Bu şekilde devrede ise IS2 kaynağı ne oldu? Öldürüldü. Kaynağı öldürüldü. Öldürülünce burası IS2 0 oldu. Bu da ne demek? Açık devre olduğunu gösterecek. Açık devre ise eğer biz burada empedansı hesaplayabiliriz. Öncelikle şu buradan baktığımızda, kaynak tarafından baktığımızda şu iki empedansı birbirine seri olduğunu görüyoruz. Onu ZA ile gösterelim. Eksi J10'luk empedans 2 artı J4'lük empedansa seri durumda, bunları seri olarak ne yaptık? Değerini hesapladık. Bu da 2 eksi J6 ohm olarak elde ettik. Buradaki ZA ile göstermiş olduğumuz empedans değeri burada 4 eksi J2 empedansıyla paralel durumda. Onu da ZB ile gösterecek olursak eğer, bu empedans nedir? 4 eksi J2 empedansı paralel 2 eksi J6 empedansına. O zaman paralel eş değerini aldığımızda 4 eksi J2 çarpı 2 eksi J6 bölü 4 eksi J2 artı 2 eksi J6 empedans değerlerini koyduğumuzda, düzenlediğimizde burada 8 eksi J4 eksi J24 eksi 12 bölü 6 eksi J8 nihayetinde eksi 4 eksi J28 bölü 6 eksi J8 olarak ZB'yi ne yapıyoruz? Elde ediyoruz. Burayı bir adım daha öteye götürüp düzenleyebiliriz. Düzenlediğimizde yapalım. Arka tarafa devam edelim. Düzenleyelim. Düzenlediğimizde ZB empedansımız eşittir. Yazalım. Eksi 4 eksi J28. Aşağıya kurtaracağım sadece. Eşleniyle çarpacağım. Aldığımda çarpı, yukarıya da eşleniyle çarpmış oluyordum. 6 artı J8 bölü 6'nın karesi artı 8'in karesi eşittir. Eksi 24 eksi J32
eksi J168 artı 224 bölü 100 eşittir 2 eksi J2 ohm olarak bunu da elde ederiz. O halde V1 fazör değeri nedir? Buradaki empedans değerimiz değil mi? Empedans değerimiz toplam empedans. Akım üzerinden geçiyor. O zaman bu empedansın üzerindeki gerilim V1 fazör gerilim değerine eşit olacak. O zaman V1 fazör değerimiz bu V1 1 diyelim. Çünkü niye? 2'ye ayırdık devremizi. 2 tane kaynağımız var, bağımsız kaynağımız. 2 eksi J2 çarpı 1 açı değeri 0 derece, o da eşittir 2 eksi J2 volt olarak V1 fazörü birinci adımda elde ederiz. Devrede bu kez IS2 kaynağı devrede olsun. Kaynağı devrede ve yine IS1 kaynağı devre dışı, IS1 kaynağı öldürülüyor. Kaynağının öldürülmesi, IS1 kaynağının öldürüldü. Öldürülmesi nedir? Açık devre olduğunu gösterecek. Bu şekilde hesabı alacağız. IS1 değeri nedir? 0. IS1 değeri 0 ise burası açık devre olacak. Kaynağın yönü aşağıya doğruydu. Bu kez ne yapacağız? Buradaki empedans değeriyle 4-J2 ile -J10 empedans değeri seri. Bunların eş değeri de nedir? 2+J4 empedans ile paralel olacak. Ve bu değeri çarptığımızda, bu değerle çarptığımızda burada neyi elde etmiş olacağız? Yine benzer şekilde üzerindeki gerilimi elde etmiş olacağız. Ya, buradaki V1 gerilimini bulmak istediğimizde ise ne yaparız? Gerilim bölücüyle bunu rahatlıkla hesaplayabiliriz. Tekrar yazacak olursak eğer ZA empedans değeri eşittir. ZA empedans değeri eksi J10 artı 4 eksi J2 eşittir 4 eksi J12 olarak elde ederiz. Yine IA akımını hesaplayalım. IA akımımız ne olsun? IA akımımız eşittir üzerinden geçen akım 2 artı J4. Yine burada akım bölücüyle ele aldığımızda 2 artı J4 artı 4 eksi J12 çarpı eksi 0.5 eksi 90 derece olarak aldığımızda IA fazör eşittir 2 artı J4 bölü 6 eksi J8 çarpı J0.5 o da eşittir eksi 2 artı J1 bölü 6 eksi J8 nihayetinde bunları yine eşleniğiyle çarpalım. Çarptığımızda eksi 2 artı J1 çarpı 6 artı J8 6 artı J8 bölü 6'nın karesi artı 8'in karesi eşittir 12 eksi 12 eksi J16 artı J6 eksi 8 bölü 100 nihayetinde IA fazör eşittir eksi 0.2 eksi J0.1 amper olarak elde ederiz. O zaman V1-2'yi elde etmek istediğimizde, fazör elde etmek istediğimizde ne yaptık? IA elde ettik. V1 fazör elde edeceksek eğer bu değerle 4 eksi J2 empedans değerini çarptığımızda ne yaparız? Bu değeri elde ederiz. Eksi 0.2 eksi J0.1 amper çarpı 4 eksi J2 o da eşittir. Alalım. Eksi 0.8 artı J0.4 eksi J0.4 eksi 0.2 o da eşittir. Eksi 1 volt olarak bunu elde ediyoruz. O zaman toplam V1 fazör değerimiz eşittir. Eksi 1 volt artı 2 eksi J2 bulmuştuk. Burada koyduk yönlerini dikkate alarak. Eşittir 1 eksi J2 volt olarak V1 fazörü hesapladık. Bunu kutupsal olarak hesapladığınızda ise nedir? Bu da 2.236 açı değeri olarak da 63,43 derece volt olarak bunu elde edeceğiz.
Şu anda iki tane soru çözdük arkadaşlar. Bir de Thevenin'le ilgili soru çözeceğiz. Diğer videoda Thevenin'le ilgili sorumuzu, örneğimizi çözeceğiz. Bu hafta biraz hem örnekler üzerinde gitmiş olacağız hem de konuları pekiştirme açısından devam edeceğiz. Sınavla ilgili bilgileri ise daha detaylı söyleyeceğim ama kısaca şu şekilde söyleyeyim. İki tane iki sorudan oluşacak sınavınız. Bunlardan birisi yine dengeli sistemler dediğimiz 3 fazlı sistemler. Bir diğeri ise baktığınızda bu şekilde RLC sistemler devrelerle ilgili sorunuz olacak. Bu soruları ödev şeklinde sizlere hazırlayacağım ve bölümün sayfasındaki duyuruları takip etmeyi unutmayın. Oralardaki duyurularda bahsedilen durumlara göre sizin ödevleri teslim etmeniz, sınav şeklinde teslim etmeniz gerekmektedir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.